arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Şeyma. Şu anda dışarıdaydık, eve geldik ve kolim gelmiş, globurum. Baştan anladığınız üzere. Hiç lafı uzatmadan direkt hem anlatmaya geleceğim hem bir taraftan kurulum yapacağım size. Aradan geçen kocamı görmüyorsunuz. Aren uyuyor. Yani hızlı olabildiğince elim yüzümü toparlamadım. Bu şekilde idare edin arkadaşlar. Eğer gürültüye arayı uyandırmazsak. Bu globurların 5 rengi var. Kırmızı, pembe, mavi, yeşil ve mint yeşili şeklinde. Ben mint yeşili olanı aldım. Bu renk daha çok hoşuma gidiyor. Hem unisex bir renk. Şöyle, yani insanların tercihini bilemem ama bunlar birazcık pahalı ürünler olduğu için ben alıyorum, kullanıyorum. Belli bir süre geçtikten sonra da ikinci elde satıyorum. O yüzden unisex bir renk. Ayrıca bu rengi de sevdiğim için benim daha çok işime geldi. Bu aldığım satıcı, hepsi burada da ne aldım ben. Aşağıya linkleyeceğim bu arada size. O linkimden alırsanız da sevinirim yani. Bu kadar çaba ettim değil mi? Alacaksanız benim linkimden alın. Ne var yani? Aşkım, help. Can tıraş bir şekilde uğraştıktan sonra çıkardık. Hep dediğimi unuttum. Hepsi burada da. Ben kutu kutu oyuncak satıcısından aldım. Yorumları biraz araştırdım. Herkes o satıcıdan memnun olmuş. İki kutu içerisinde koyan kişiymiş. Diğerlerini almadım bilmiyorum ama hani kutu ezildi bilmem ne oldu falan diyerek yorum yapanlar vardı. O yüzden ben de bu satıcıdan aldım. Şimdi başlayayım bir taraftan anlatmaya. Zaten şu an geldiğiniz bu videodaysanız siz de bunun araştırmalarına girdiniz. Ben neden diğer markaları değil de Glover'ı tercih ettim? Çünkü 10 aydan itibaren ebeveyn kontrolü bir şekilde 5 yaşı kadar kullanıyorsunuz. Her kademe kademe ilerliyor bu. Önce ebeveyn kontrollü oturak kısmının üstüne bir oturak daha oturtacağız. O şekilde kullanmaya başlıyorsunuz ki şu an zaten herhalde 11 aylık. Tam ideal zamanımızdayız. Daha sonra ebeveyn kontrollü sadece oluyor. Yani oturak oturak çıkıyor ama arkada yine bebek kontrol direksiyonu oluyor. Daha sonra onlar da çıkıyor, bebek motor olarak kullanıyor. Daha sonra da en sonunda da denge bisiklet olarak kullanıyor. Şimdi bunların sınıflandırmalarını şurada yapmışlar. Okuyayım size de. Diyor ki ilk başlangıçta üstü tenteli oluyor ya. Tentesi de bu arada UV korumalı güneşliği. 10 ay 36 ay arasında 3 yaşı kadar bu şekilde demiş. Daha sonra tenteler, o üstteki askılı, korumalıklı oturak kalktıktan sonra, çıktıktan sonra sadece bebeğin kontrolüyle de 18-36 ay demiş. Motor kısmına 24-36 ay demiş. Denge bisikletine de 2 yaş 5 yaş demiş. Fakat şöyle bir şey var. Benim yaptığım araştırmalara göre denge bisikleti bebek yürüdükten sonra bebeğinize ne kadar güveniyorsanız, yani o doğrultuda 18 aydan sonra uygundur diyorlar. Ki ben de büyük ihtimalle başlatırım. Çünkü bir an önce denge bisikleti kısmına gelsin. Sonra bisiklete geçelim istiyorum. İçinden ne çıkıyor? Klasik işte. Geçiyorum buraya. Bunları inceleyen var mı bilmiyorum. Ben bunlardan değilim. Kullanım kılavuzu. Bu. UV'li tentesi dediğim. Pedallarımız. Bu ebeveyn kontrolümüz bizim. Şimdi bunun şeyi de güzel. Tekerlekleri daha sonra herhangi bir vidalama uğraşma gerektirmeden birleştiriliyor. İki teker tek tekeri arkada çevriliyor olması. Hani çok pratik, çok hızlı oluyor bence bu mevzu. Bu arada biz bunu ne için aldık? Hani kas gelişimi, motor gelişimi çok destekliyor zaten. Bunu biliyoruz yani. Düz baksanız bile direkt hani şunu çıkarabilirsiniz. Sonuçta bebek ne kadar çok kaslarını kuvvetlendirecek, hareketlendirecek, egzersizler yaparsa o doğrultuda hem beyin gelişimi artacak hem vücut beden gelişimi artacak. Bir de mesela biz akşam saatlerinde, yani arayla uyku saatlerinde dışarıya çıkacaksak eğer yine bebek arabasını yanımızda alıyoruz. Çünkü günün sonunda uyuyacak. Glover'ın üstünde uyuyabilir mi? Tabii ki hayır, uyuyamaz. Ama Glover hafif. Ben açıkçası bastım bebek arabalarından. Sonra dedim ki zaten bir bebek arabası var. Bastım bebek arabasına niye geçiyor insanlar? Sistem bebek arabası ağır olduğu için. Fakat bana ağır gelmiyor zaten kendi bebek arabam çok fazla. Onu da merak ediyorsanız aşağıya linke koyarım onu da. O da Kanz'ın bir modeli. Bana çok ağır gelmiyor ve severek kullanıyorum gayet dedim. İkinci bir bebek arabasını almaktansa dedim ki bu sefer böyle bir şey alayım. Hem bizim yürüyüşlerimizde de bize eşlik eder. Hem kendisi için de daha
İyi olur ya. Daha faydalı oldu kas gelişimleri dediğim gibi. Ne kadar çok kas dedim. Şimdi bunları bir mühendislik harikası olan beynim ve ben birleştireceğiz. Beklediğimden daha çok parça çıktı ya. Bu direksiyonumuz. Bunu da bir sürede izliyorum. Şu an ücretsizden ayrıldım. Eve tek maaş giriyor. Tek maaş diyor ki neden almayayım dedim. Bence bütün kadınlar böyle ya. Özellikle hani artık bir yerden sonra anne olduktan sonra kendinden geçiyorsun. Diyorsun ki bebeğime her şeyi almalıyım. Her şeyi almalıyım. Böyle oldu bende de. Bilmiyorum sizde öyle oldu mu? Bunları böyle tek tek sıralıyorum. Kendimce kenarlara çekiyorum. Benim için temel olan parçalarla başlayalım. Büyük parçamız bu ön tekerlek. Bir de bu aksın deniyor bunun aşkına. Niye denir ki? İşte boynu. Gövdesi. Gövde denir. Gövdesi. Gövde olduğuna inandım ben. Buraya ne olmuş? Ha. Yani siz elini sokmayın. Rahat dönmesi için yağlamışlar. Arkadaşlar bu buradan çıkıyor. Önce direksiyonu bir oturtalım sağlamca. Direksiyonu da şöyle. Ha. Şimdi anlatayım size. Şu, bakın şöyle şekli var böyle. Sekizgen herhalde bu. Bunu şuradan görünüyordur. O kısmı oturtacağız ama bu fren sistemi bu şekilde burada olacak. Bunun fren sistemi bu şekilde burada olacak. Şu iki fren sisteminin arasına da bu parça oturacak. Tek basılarak hani fren sistemi oluşturulmuş gibi olacak. Bunu bir çevireyim. Bu en zorlandığım kısım burası oldu. Frenler aynı şeyde mi? Frenler aynı şeyde. Sonra şu kapakları var. Bu kapaklarını içeriden sıkıştırıyorum. Bunu tek tekere geçtiğimizde de tekerlerin ikisinden söküp tekerleri ortaya aldığımızda bu sefer tersten sıkıştırıyor olacağız. Şu anda ben bu şekilde kullanacağım için, bebeğim 11 aylık olduğu için bu şekilde sabitliyorum. Ama zaten uzun süre kullanıldı. Hepimiz bu işin kurduğu piri oluruz ya. İçiniz rahat olsun. Çok zorlu bir olay gibi görünmüyor. Oturağını takacağız. Oturakların şurada bakın şeyleri var. Çıt çıt basamaklar. Bir burada bir basamağı var. Bir burada basamağı var. Şimdi büyük aylardaysa böyle üstte tutmanız gerekiyor. Küçükse içeriye. Zaten burada yazıyor. Maksimum buraya kadar ittirebilirsiniz diyor. Biz bunun üstüne bir de koltuk oturtacağımız için. Arayın da boyu kısa olduğu için sonuna kadar takacağız. Takmadan burayı açıyorsunuz. Gevşetiyor. Bisikletteki koltuklar gibi zaten aynı. Birinciyi ittirdik. Daha sonra ikinciyi hop kendi oturdu zaten. Hop. Orayı da sonra kilitliyoruz. Pedalları da şimdi ben benden taraf olan sol tarafı taktım. Sağ tarafı göstereceğim. Zaten üzerinde de yazıyor açık kapalı kısmında. Açık şeklinde değilse siz açın. Yani böyle açtım. İttirdim. Tersine bu sefer de sıkıştırıyorum. Oturdu. Tamamdır. Budur yani pedal kısmında. Bebeğin boyu yetmeyeceği için alt ayaklı şu şekilde aşağıdan buraya gelecek ayakları başlangıçta. Şu oturağa takalım istiyorum. Oturak içinde direkt yerleşti zaten bu yuvasına. Bunu bir de bu var. Şu şekilde itiyoruz. Oradan değildir aşkım ya. O buradandır aşkım. Nereden olacak o? Oturdu. Dedim size buradandır. Çok inandım buna. Bu ebeveyn kontrolünün tepe noktası kaldı benim. Şu arkasında görüyorsunuz bu oturakta olan gibi. Kilit mekanizması var. Yerleştiriyoruz. Hani şu kısım şöyle. Bu açıda böyle duracak. Bunu bastırıyorum elimle. İttiriyorum. Yavaşça hop oturdu zaten gördüğünüz gibi. Direksiyonlarımız sağa sola dönüyor şu anda. Sonra tenteyi takacağım. Şu an oturuyorum, kalkmak istemiyorum. Ön korumalığını yerleştireceğim. Ön korumalığında şöyle bir aparatımız var. Bunu buradan açıyorum. Önce bir tanesini, sonra diğerini yerleştirip bunu bunu da buraya şöyle açılıyor zaten bu ya.
Bunu da buraya yerleştireceğim. Yoğunmuş arkadaşlar, yapmışım. Bunların da bu alt kısmındaki led sistemleri var. Bunu şöyle açarken, bebeğinizi alırken şu şekilde açıyorsunuz. Bu arada şuradaki kırmızı noktaya basılı tutarak da. Hani habire bunun kollarını aç kapa yapmıyorsunuz. Oturttuk. Şu parçasını oturtuyorum. Sonra bunu oturtuyorum. Çok tatlı oldu. Sık sık sık. Şöyle bir bakayım ben kendimce elimle hafifliğine. Bu arada bebekleriniz 20 kiloya kadar kullanabiliyormuş ama yorumlarda biz 30 kiloya kadar kullandık diyenler de vardı. Bu şekilde takılıyken 6.8 kilo. Edemek edeme kilolarını da yazmışlar. İşte okudum ya ben size, hani başlangıçta 10-36. ay, 18-36. ay, yok 2-5 yaş arasında. Basamak basamak yani 6.8, 5.4, 4.46, 4.230 diye kilo bazı bu. Buraya basmayın, kilit sistemi burası değildir diye uyarıları var. Kilit sistemi arkası. Kilit yaptıktan sonra gördüğünüz gibi gitmiyor. Çok rahat açılıyor. Biz beğendik, sevdik. Birazdan Arel uyanır. Uyandıktan sonra bindiririm. Arel'in tepkisini de görürüz. Ah! Ne varmış? Ne varmış burada? Binmek ister misin buna? Günaydın anne. Gidelim bunu. Binmek ister misin? Bindirir misin buna biraz? Güzel mi? Rengi nasıl? Hoşuna gitti mi? Nasıl, güzel mi ya? Beğendik mi? Çok eğlenceli duruyor değil mi? Gel. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım aşk. Ve çıktık. Dur dur. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Öyle. Gidiyoruz, gidiyoruz. Tamam. Geliyor. Anlatacaklarım bu kadar. Daha fazla Glover üzerine çok bir şey konuşabileceğimi sanmıyorum. Bebeğinizi düşünüyorsanız, motor gelişimi için, kendinizi düşünüyorsanız, devamlı sürerken ağır bir şeyleri itmemektense rahat rahat götürürüm. Onun için de daha maceralı olur diyorsanız böyle şeyleri alabilirsiniz. Almak isterseniz de ben canlı gönülden tavsiye ederim. Çünkü kendi araştırdım ciddi olarak. Aşağıya linkimi bırakıyorum. Linkten alabilirsiniz. Geldiniz, izlediniz madem. Bir beğeninizi, bir abone olduğunuzu alırım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz gidiyoruz. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bay bay babacığım. Bay bay babacığım.